Kitap dostları merhabalar. Bugün yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Koronavirüs nedeniyle karantina günlerimiz devam ediyor. Kitap okuyabilen insanlar bu konuda şanslı. Evde nasıl zaman geçireceğim endişesi en azından olmuyor. Kitap okuyabiliyoruz. Ne mutlu kitap okuyanlara diyelim. Bugün biraz farklı bir konuyu işlemek istiyorum sizlerle. Samsun'la ilgili kitaplar, içinde Samsun olan kitapları anlatmak istiyorum. Bir memleketi sevmek, oraya ait olmak gerçekten farklı bir duygudur. Bir bakıma aşk gibidir. Yani şöyle düşünün, birisini seviyorsunuz ve bir toplumda, bir ortamda birdenbire onun adı geçtiğinde nasıl heyecanlanırsınız, kulak kabartırsınız. Aynı şeyler bizim için de geçerli. Bir filmde, bir kitapta Samsun adını gördüğümüzde, Samsun'la ilgili bir şey duyduğumuzda hemen heyecanlanıyoruz. Ben de bu heyecanın peşinden koştum bir müddet ve acaba Samsun'da geçen romanlar hangileridir diye araştırdım. Önemli bir bölümünü buldum, okudum. Liste aslında kabarık. 20-25 tane kitap var ama ben bugün sizinle bunlardan 10 tanesini paylaşmak istiyorum. Ve bu 10 kitaptan 8 tanesi roman, 2 tanesi başka bir çeşit kitap. Öyle anlatalım. Şimdi başlayalım ilk kitabımızla. İlk kitabımız Samsun'un önemli bir kalemi olan, yetiştirdiği değerli bir edebiyatçı olan Akın Üner'in, Akın Bey'in bir kitabı. Çalı Harman'ı. Yeni baskısında Çalı Harman'ı 2 olarak Karadeniz'in Eski Çocukları adıyla da basıldı. Çalı Harman'ı çok başarılı bir roman. Benim tesadüfen okuduğum ve okuduktan sonra yazarıyla tanıştığım ve sonrasında da bir abi kardeş ilişkisi geliştirdiğim, sevdiğim bir insana dönüşen Akın Bey'in, Akın abinin bir kitabı. Burada mübadele öncesi 1910'ların sonu, 20'lerin başlarındaki Samsun'u anlatıyor ve ağırlıklı olarak şehirde yaşayan işte Rumlar ve diğer toplumlar, Türkler olmak üzere. O dönemin Samsun'undan kesitler var ve çok başarılı bir romandır. Bunu mutlaka tavsiye ediyorum. Devam edelim. Akın Bey'le, Akın Üner'le devam ediyoruz. Yine o da benim gibi Samsun'dan kopamayanlardan birisi olduğu için ikinci romanı da Mümin Bulut, Evren Özgazi'nin Sırrı adıyla yeni baskıları da yapıldı. Bu da hayli başarılı bir roman. Heyecanlı, insanı okuma hissine sevk eden başarılı bir roman, akıcı bir üslubu var. Burada da Akın Üner bu sefer 1920'lerden değil, 2000'li yılların Samsun'undan bahsediyor. Modern Samsun'dan bahsediyor. İşte Tekkeköy'den Çiftlik Caddesi'ne, efendim Baruthane'den Mübadil köylerine kadar pek çok mekan burada gayet canlı bir şekilde işleniyor. Devam ediyoruz. Üçüncü romanımız Ayfer Tunç'a ait. Ayfer Tunç'u bahsettiğim ve bahsedeceğim yazarlardan ayıran önemli bir özelliği Samsunlu olmaması. Samsun'la hiç alakası olmaması hatta. Fakat Ayfer Tunç, bilenler bilir, Türk edebiyatının en başarılı romancılarından birisidir. Yaşayan bir efsanedir benim için. Çok başarılı bir kadın romancıdır. Bütün kitapları büyük bir beğeniyle okuduğum bir isimdir. Burada kitabın adı da çok ilginç zaten. Bir Deliler Evi'nin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ni anlatıyor. O tarihi süreçte kurulmasından başlıyor. Günümüze kadarki süreçte pek çok insan hikayesi anlatıyor içerisinde. Roman enteresan bir romandır. Hiç bölümleme yoktur. Yani 1, 2, 3, 5, 2. bölüm, 5. bölüm böyle bir şey yoktur. Arda arda hikayelerini anlatır. Çok farklı bir üslubu vardır. Başarılı bir romandır. Ve bir diğer özelliği de şu. Samsun'u anlatmasına rağmen içerisinde bir defa bile Samsun kelimesi geçmez. Ama biz anlattığı olaylardan, verdiği isimlerden, mekanlardan dolayı buranın Samsun olduğunu biliriz. Mutlaka tavsiye ettiğim çok başarılı bir roman. Devam ediyoruz. Belki de türünün ilk örneğiydi. Islak Kent'in insanları, Zerrin Koç'un. Zerrin Koç da Samsunlu bir edebiyatçıdır. Onun bir kitabıydı bu. Islak Kent'in insanlarında 1910'lu yıllardan 70'lere kadar Samsun'u mekan tutarak, merkezde tutarak bir aile hikayesini anlatıyor. Ve dolayısıyla şehrin aslında 1910'lardan 70'lere kadarki sürecini de bir bakıma yaşamış oluyoruz. Biraz şehrin romanı da olmuş oluyor. Yine başarılı bir romandır Islak Kent'in insanları. Bahsedeceğim kitaplar içerisinde en yeni olanı bu. Cem Kükey imzalı Rejinin Kadınları Eylül ayında çıkmıştı. Eylül 2019'da. Cem Kükey de 1910'ların sonu, bu dönemdeki Samsun'u anlatıyor. İsminden de anlaşılacağı üzere, hatta kitap kapak fotoğrafından da göreceğiniz gibi tekel binası var burada. Tütünde çalışan kadınlar üzerinden bir roman kurgulamış. Çok beğendim, başarılı buldum. Yani nezaketen Samsun romanı bir okuyayım diye aldığım bir kitaptı ama hayli başarılı buldum. Beğendiğim bir romana dönüştü Rejinin Kadınları. Yine tavsiye ettiklerim arasında kendisine yer bulacak bir kitap. Devam edelim. Yazarı tanıyorum. Her gün gördüğüm birisi. Yani benim.
gençlik yıllarıma ait bir eserdi. Bir uzun hikaye aslında bir gün. 1999'un yazında Samsun'da yaşanan bir aşk hikayesini anlatıyor. Samsun'da üniversitede okuyan iki gencin sıra dışı bir güne sığdırmaya çalıştıkları bir aşk hikayesini anlatıyor. Bu hikaye ve Samsun'u mesken tutuyor. Yani 1999'un Samsun'unu burada görebiliyorsunuz. Benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir hikayesi vardır bunun. Bunu da yine tavsiye ediyorum ve devam ediyorum. Yazarlar otobiyografik çizgilerden kolay kolay sıyrılamazlar. Özellikle romancılar. Çünkü anlattıkları hikayelerde yaşadıklarının, çocukluk hatıralarının ve memleketlerinin izleri mutlaka vardır. Burada da bu son romanım Yola Düşen Gölgeler'de de romanın tamamında değil ama bir bölümünde yine Samsun'a yer vermiştim. Bir gazeteci Samsun'a geliyor ve Samsun'da Iraklı mülteci bir genç kadınla bir röportaj yapıyor ve bu röportaj esnasında da aslında Samsun'u gezdiriyordu. Ve yine bu romanın içerisinde bir hikaye anlattım, bir aşk hikayesi anlattım. Çınarlık köyünde geçen bir Çerkez aşkının hikayesi. Bu da yine Samsun'a dair içerisinde yer bulunan önemli bir roman oldu benim gözümde. Size tavsiye ederim acizane. Evet, kısa bir ara verdik ve kaldığımız yerden devam edelim. 3 kitabımız kaldı geriye. 8. kitabımız Hasan İzzettin Dinamo'nun Savaş ve Açlar, efsanevi bir romandı. Kendi adıma uzun yıllar bu romandan nasıl habersiz olduğuma hem şaştım hem üzüldüm. Ama okuduktan sonra da ne kadar kıymetli bir eser olduğunu gördüm. Şu açıdan çok önemli, biz Samsunlular için çok önemli. Hasan İzzettin Dinamo kendi hayatından çok net çizgiler taşıyan bir roman yazmış. Ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Samsun'da açlığın, yokluğun, sefaletin nasıl olduğunu, savaş yıllarındaki Samsun'u hem manzaralarıyla, hem mekanlarıyla, hem de insan hikayeleriyle gayet başarılı bir şekilde anlatmış. Çok çarpıcı, sarsıcı bir romandır. Bunu da mutlaka tavsiye ediyorum. Böylece 8 tane romanımızı bitirdik. Geriye 2 tane kitabımız kaldı. Tabii Samsun denilince bizim için Samsun Spor Samsun'dan münezzeh değil. Çok çok önemli, şehrin en önemli parçası bana göre. Onunla ilgili 2 kitabımız var. Birisi yine benim derlediğim bir kitaptı. Kırmızı Beyaz Siyah Samsun Spor. İçerisinde farklı yazarların yazılarının ve röportajlarının olduğu bir derlemeydi bu. 2009 yılında ilk baskısı yapılmıştı. İletişim Yayınları'nın Futbol Kültürü serisinde yer alan bir kitaptı. Futbola ilgili olanlar, Samsun Spor'u sevenler hem kitabı bilirler hem de okumamışlarsa da tavsiye ediyorum. Son kitabımız ise Atatürk'ün Samsun'a gelişinin 100. yılının hatırası olarak hazırlanılan bir kitap. Geçen sene Mayıs ayında piyasaya çıktı. Hatıran Yeter. Yıkılan 19 Mayıs stadı ile ilgili bir kitap bu. Yusuf Demircioğlu'nun derlediği bir kitap ve içerisinde yine Samsun Sporlu yazarların, Samsun Sporlu taraftarların yazılarının ve röportajlarının bulunduğu başarılı bir derleme. Kitabın özelliği şu, Türkiye'de bir ilk olması. Çünkü yıkılan bir stadyuma yazılan ilk ve an itibariyle tek kitap, gayet başarılı bir kitap olduğunu, sizi çocukluğunuzun Samsun'una ve 19 Mayıs stadına götüreceğini rahatlıkla söyleyebilirim. Böylece 10 kitaplık listemizi tamamlamış olduk. Yani şunu anlatmak istiyorum aslında. Samsun edebiyatta, Samsun kitaplarda var olan bir şehir. Samsunlu kültürü, anlatılan bir kültür. Dolayısıyla bizler de evlerde kaldığımız bu süreçte Samsunlular olarak veya Samsun'a ilgi duyan insanlar olarak bu kitapları edinip okuyabiliriz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve kitap dolu günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.